أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek bütün mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ashabıma kötü söz söylemeyin. Çünkü herhangi biriniz Uhud dağı kadar infakta bulunsa, onlardan herhangi birinin bir ölçek veya yarısına erişemez buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Buhari ve Müslim'in sahihlerinde, aynı zamanda Tirmizi ve Ebu Davud'un da sünenlerinde geçmektedir. Yine bu hadis-i şerife benzer başka bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma kötü söz söylemeyin. Bunu iki defa tekrarladıktan sonra bütün benliğime hakim olan Allah'a yemin ederim ki sinir uçlarımdan damarlarımda akan kana varıncaya kadar, kirpiklerimden parmaklarımın ucundaki çizgilere varıncaya kadar her şeyime hakim olan, her şeyimden haberdar olan, beni yöneten ve yönlendiren Allah'a yemin ederim ki, şayet sizden biri sadaka olarak Uhud dağı kadar bir altını infak etse, onlardan herhangi birinin harcadığı bir ölçek veya onun yarısı sevabına ulaşamaz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste hem Müslim'in sahihinde hem de İbn-i Mace'nin süneninde geçmektedir. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ile ilgili bir tutumumuzu bize tekrar öğretti. Hatırlarsanız ilk dersimizden bu yana kadar sahabenin hayatından önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onlar için söylemiş olduğu sözleri meclisimize taşıdık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defaatle ashabım hakkında Allah'tan korkun, onlara benden sonra dillerinizi uzatmayın dedi ya, bakın bugünkü hadis-i şerifte de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıma kötü söz söylemeyin, onların değerini alçaltacak, onlara kerih sözler söyleyerek kıymetini yere düşürecek davranışlarda, hareketlerde de bulunmayın. Bakın İmam Nevevi, Rahimeullah Riyazu Salihin'in müellifi diyor ki, ister fitnelere karışsın, ister karışmasın, ashaba dil uzatmak, onları zemmetmek, onları kötülemek haram bir fiildir dedi. Şifa-i Şerif'in müellifi Kadı İyaz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına dil uzatmak büyük günahların arasındadır dedi. İmam Malik rahimeullah bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'a söveni döverek tazir cezasında bulunuruz. Ama kim Ayşe radıyallahu anhaya atılmış olan iftirayı dillendirmeye devam ederse
onun cezası da öldürülmektir fetvasını verdikten sonra orada bulunanlar dediler ki, ey imam, sen neden ikisi arasında farklı bir fetva verdin? Neden ikisine uygulanacak olan tutumu birbirinden ayırdın deyince, zira dedi, müminlerin annesini Allah ayetiyle temize çıkarttı. Böyle bir iftiraya maruz kaldığını, bu çirkin fiilin sahibi olmadığını dillendirdikten sonra kim bunu halen büyütürse, içinde sıcak olarak tutarsa, ümmeti Muhammed'in zihinlerine enjekte etmeye devam ederse, bugünün Müslüman olduğunu söyleyenlerin yaptığı gibi, dedi ki onun cezası da öldürülmektir. Neden? Kur'an'a muhalefetinden dolayı. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin semadan indirmiş olduğu vahyin karşısında durduğundan dolayı. Ne olur hatırlayın kardeşlerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne dedi? Kim beni severse ashabımı sever. Ashabımı sevmiyorsa, buğz ediyorsa bana duyduğu buğz ve kötülükten dolayıdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin en yakın zamanda da onları cezalandıracağından bahsetmişti. Ve biz o gün demiştik ki sadece insanların yerin dibine batırılmaları, elin bir cezaya çarptırılıp ölmeleri değil. Allah Azze ve Celle'nin iman elbisesini onların üzerinden almaları, ahlak elbisesinden ve iffetten onları uzaklaştırmaları da büyük bir cezadır. Kur'an'a bakış açılarında, sünnete bakış açılarında, sahabeye bakış açılarında, Allah'ın kitabındaki ahkama bakış açılarında bir eğrilik verilerek onlar cezalandırılacaktı. Evet, bakın İmam Malik onu söyledi. Allah'ın kitabına rağmen kim Hazreti Ayşe'ye atılan iftirayı sürdürürse onun cezası öldürülmektir dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halifeliği dönemindeyken oğlu Ubeydullah Miktad bin Esved radıyallahu anh'ı hicvedecek hakaret içerikli sözler söyleyince Hazreti Ömer radıyallahu anh bir anda yakasına yapıştı. Etrafındaki arkadaşları ayırdıktan sonra Hazreti Ömer onlara döndü. Dedi ki bırakın dedi, şunun dilini kopartayım da bundan sonra insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına sövemesinler. Onları incitecek sözlerde bulunmasınlar. Evet, sen Ömer'in oğlu Ubeydullah olup Miktat gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin süvarisine söz söyleyecek cesareti bulursun ama senin karşına da ilk baban dikilir. O yüzden kardeşlerim, değerli Müslümanlar, evlatlarımız asla ve kat'a alimlere, davetçilere, dert sahiplerine, muttaki şahsiyetlere, salih insanlara laf söyleme konusunda cüretkar olamayacaklar. Abileri, ablaları onların karşısından dikilmekten önce bizler dikileceğiz. Ya baba falanca alim de baksana nasılmış, ha ha ha, asla müsaade etmeyeceğiz. Baba falanca davetçiyi gördün mü filan deyip de alay konusu edecek bir sözü asla söylemesine müsaade etmeyeceğiz. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh dilini kopartmak için teşebbüs edeceğiz ki bizim evlatlarımız, nesillerimiz bizden sonra alimlere, abidlere, muttakilere, davetçilere, dert sahiplerine, Allah için ağlayanlara, ümmeti Muhammed'in derdi için toprakları aşındıranlara saygı göstermesini bilsinler. Asla müsaade etmeyeceğiz. Annelerine nasıl saygısızlık yapıldığında bir baba olarak karşılarında duruyorsak, alimlere de, dert sahiplerine de, mücahitlere de, Allah yolunda şehit olarak ölmüşlere de aynı saygısızlığı gösterdiğinde bizi karşılarında bulmaları gerekir. Said bin Zeyd'i hatırlayın radıyallahu anh. İlk bu sohbet meclisimizi onunla beraber başlatmıştık. Said'i gündemimize almıştık. Kufe'de bir camiye gittiğinde Said bin Zeyd bir bakıyor ki Kufe valisi Mughire bin Şube'nin bulunduğu mecliste insanlar Hazreti Ali radıyallahu anh'a hakaret ediyorlar. Said bin Zeyd şok oluyor. Neden şok oluyor biliyor musunuz? Hakaret etmeleri bir tarafa, hani yanlış bir söz söylemeleri bir tarafa, kimin yanında bu sözler söyleniyor?
Mughire bin Şube'nin yanında söyleniyor. Kim bu adam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yalın kılıç, sarığını böyle yüzüne kapatmış da müşrikler kendisine gelip de Allah Resulüne elini uzatınca çekin pis ellerinizi Allah Resulü'nün yanından diyen o Mughire bin Şube, Hazreti Ali'ye hakaret edildiğinde sessiz kalıyor. Said bin Zeyd dönüyor. Diyor ki ey Kufe'nin valisi Mughire, bakıyorum da diyor, gözünün önünde Allah Resulü'nün ashabına hakaret ediyor ve sen sessiz kalıyorsun. Kalmayacağız Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kardeşinin gıyabında, kardeşinin şerefine, izzetine, namusuna laf geldiğinde savunan kişiyi kıyamet gününde cehennem ateşinin yakmayacağını bildirdi. İnsanların düşüncelerine saygımız var. Batsın öyle bir saygı. Benim kardeşimin izzetine laf gelecek, benim kardeşimin namusuna laf gelecek, benim kardeşim yapmadığı iş elle itham edilecek, tevbe etmiş olduğu hata ısıtılıp önümüze konulacak, sonra da diyeceğiz ki ya ne yapalım, senin de fikirlerine saygımız var. Yok. Böyle bir saygı anlayışı yok. Said bin Zeyd dedi ki ey Mughire, senin gözünün önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına hakaret ediliyor ve sen sessiz kalıyorsun. Sonra döndü meclise. Aşere-i Mübeşşere'yi tek tek saydı. Hazreti Ebu Bekir'i saydı. Ömer'i saydı. Osman'ı saydı. Sonra Ali'nin üstüne basa basa adını zikretti. Bu insanlar Allah yolunda fedakarlık yaptılar. Bu insanlar cefanın en büyüklerine dediler. İnsanlar yalanlarlarken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kol kanat gerdiler. Ve sonra döndü onlara dedi ki vallahi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir an hizmette bulunup da yüzü tozlanan bir adam Nuh aleyhisselam kadar bir hayata sahip olup da salih amel işleyen adamdan daha hayırlıdır. Allah'a emanet. Sen nasıl böyle bir adama dil uzatırsın? Ey Müslüman! Nasıl senin yanında Hazreti Ayşe'ye hakaret edilirken susabilirsin? Muaviye mi? Aman ha Hazret demeyin. Radiyallahu anh dersen de sanki ümmeti Muhammed'i fitnenin içine sürükleniyormuşsun edasıyla yaklaşanlar var ya, Hazreti Ali ile ihtilafını gözlerinde büyütüp de ümmeti Muhammed'in ashabını bölmeye çalışanlar var ya, ya nasıl oldu o radıyallahu anh diyorsunuz, Hazret diyorsunuz, seviyorsunuz ve sayıyorsunuz. Vallahi de seviyoruz, ihtilafa düşenleri de seviyoruz, ihtilafa düşmenleri de seviyoruz, onların ikilerini birbirlerinden ayırmıyoruz. Neden? Bakın Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah'ın ashabı hakkında ileri geri konuşmayın. Dillerinizi uzatmayın. Zira onların kendisinin yanında kısa bir müddet bulunmaları sizin ömrünüz boyunca salih amel işlemelerinizden daha hayırlıdır. Allah-u Ekber. Bunu zaten nerede gördük? Hadis-i şerifin içinde gördük mü? Siz dedi Uhud dağı kadar bir altını diyor infak etseniz, gümüşler, dirhemler getirseniz, Allah yolunda cihad etseniz, davet çalışması yapsanız, ümmetin derdi için kıtaları aşındırsanız, üzerlerinize bombalar yağsa, mermiler üzerlerinizde uçuşsa, derileriniz parçalansa, etleriniz kopsa, siz ashab-ı kiramın elde etmiş olduğu ecre kavuşamayacaksınız diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Az önce söyledik. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hira'dan la ilahe illallah sözüyle indiğinde insanlar onu taşlarlarken Hazreti Ali gibi, Said bin Zeyd gibi, Miktad bin Amr gibi insanlar onlara sahip çıktı Resulullah aleyhissalatu vesselama. İnsanlar onlara kol kanat gerdiler. Ya Resulallah sana gelecek taşlar bize gelsin. Yüzlerini kalkan yaptılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi koruyabilmek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra da Allah'ın dini hakim olsun diye, kıtalara yön salsın diye, kök salsın diye davet çalışmalarında bulundular. Hiçbir tembellik yapmadılar. 90 yaşında Eyüp el-Ensari radıyallahu anh isteseydi evinin en güzel köşesinde yatardı. Elinde delili vardı, burhanı vardı. Yaşlı bir zattı. Ama onu buraya kadar getiren, İstanbul'un surlarına kadar dayandıran Allah'ın rızasından, ümmet-i Muhammed'e duyduğu vefadan ve insanlığa daveti ulaştırmak için azminden başka bir şey değildi.
Amr bin Camuklar ayakları topal olmalarına rağmen, ey babamız yeter artık, Allah yolunda bu topal ayakla savaşmaman konusunda sana ruhsat var, evinde otur, biz Allah yolunda cihad edelim dediğinde, vallahi ben bu topal ayağımla cennete girmek istiyorum diyen bu adamlara kim dil uzatıyorsa dilleri kopsun. Kim onlara el uzatıyorsa elleri kopsun. Kim onların iffetine, izzetine, namusuna laf söylüyorsa bilsin ki evinin izzetine ve namusuna laf gelecektir. O kadar basit bir mesele değil Müslümanlar. O kadar basit bir mesele değil. İnsanlar şüphe duyarlarken Peygamber aleyhisselam sihirbaz mıdır? Düşünsenize. Mahallenizde bir adam var, Allah'ın dinini anlatıyor. Ama birileri diyor ki bu adam sihirbaz olabilir, okkabaz olabilir, istismarcı bir adam olabilir. Nasıl bir şüpheye düşersiniz? Mecnun mudur acaba? Bizi davet ettiği şey de kafamıza bir türlü oturmadı diye şüphelere kapılan bir dönemde onlar şekke ve şüpheye kapılmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa tabi olmamışlar mı? Hangi beyin, hangi yürek, hangi dil böyle bir ashaba sövebilir ki Müslümanlar ya? Vicdan, insaf olması gerekir. Ve işte bu akşam inşallah özellikle öyle bir yiğitten bahsedeceğiz ki iman ettiği ilk günden başlayarak bedel ödemiş, bedel ödemeye devam etmiş ve bedelle beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a kavuşmuş. Tabir yerinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzide elçisi, Hazreti Ömer döneminde esir düşen izzetli bir mücahit Abdullah bin Huzafe es-Sehmi radıyallahu anh'ı inşallah meclisimize davet edeceğiz. Onunla ilgili hatıralarını burada konuşacağız ve inşallah programımızı sonlandıracağız. Kendisi Beni Sehm boyundan. Rivayetlere göre o bölgelerde, Arap bölgelerinde en fazla iman eden insanların çıktığı aile, kabile, boy, ne derseniz deyin. Bakıyorlar ki iman edenler her geçen gün artıyor. Ne yapıyorlar peki? Önce dövmeye, hapsetmeye, işkenceye. Buna dayanabilenler dayanıyorlar. Allah yolunda çalışmalarına devam ediyorlar. Dayanamayanlar irtidat ediyorlar. Tekrar eski putperest dinlerine dönüyorlar. İşte Abdullah bin Huzafe radıyallahu an kardeşi Huneys bin Huzafe ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet ettikten sonra bu acıların hepsini göğüslediler. Akabinde de Peygamber aleyhisselamın Habeşistan hicreti konusunda serbest bıraktığı takdirde hemen yola çıktılar. Bunun kardeşi kim biliyor musunuz? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın damadı. Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın eşi. Kendisi Uhud'dan sonra vefat ediyor. İnşallah şehit oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiriyor Hazreti Ömer bu kadıncağızı. İşte bu Huneys ile Abdullah bin Huzafe Habeşistan'a hicret ediyorlar. Ta geri dönüşleri kardeşlerin Medine'ye Bedir Savaşı'ndan sonra oluyor. Yani Bedir'i göremiyorlar. Bedir'de beraber olamıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet edemiyorlar. Nereye kadar? Ta Bedir Savaşı'nın sonuna kadar. Daha sonra Medine'ye hicret ettikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene dek Abdullah bin Huzafe Resulullah aleyhisselama hizmette geri kalmıyor. Allah Resulü ile bütün savaşlarda bir arada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki kendisi akıllı, zeki, yetenekli bir şahsiyet. Hudeybiye anlaşmasından sonra kendisini Kisra'ya, İran'ın hükümdarı olan Kisra'ya davet mektubunu göndermek için yola çıkartıyor. Kimi? Abdullah bin Huzafe'yi. Ne için? Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasından sonra davet mektupları gönderir. Kime? İmparatorlara, krallara, meliklere, insanları zorbalıkla elinde tutanlara, insanlara hükmettiğini zanneden ve kendilerini ilah gibi görenlere, İnsanları rahat bırakmayıp nefes aldırmayanlara, dikkat edin kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini Mekke ile Medine arasında sınırlamıyor. Elhamdülillah bu sokağı elde ettik, tamam ölene kadar bu sokakta kalalım demiyor kardeşler. Alt sokak, aşağıki mahalle, diğer ilçe, diğer iller diyerek Peygamber aleyhisselam davetini yayıyor elhamdülillah. Ve Kisra'ya Abdullah bin Huzafe'yi gönderiyor.
Abdullah bin Huzafe'ye diyor ki sana diyor bu vermiş olduğum mektubu bizzat İran hükümdarı olan Kisra'ya vereceksin. Sen kendi ellerinle vereceksin. Öyle basit bir mesele değil ha Müslümanlar. Öyle bunu PTT ile göndermiyorsunuz. Mail ile de göndermiyorsunuz. Elçiye verip de kaçamıyorsunuz. Bizzat diyor ellerinle teslim edeceksin. Kime? İnsanların İran'ın ilahı ve Rabbi olarak gördüğü bir adama. Allahu Ekber. Kendi askerleri öyle diyorlar. Biz Farisilerin Rabbi olan bu kişiye diyor inanıyoruz. Rab olarak görüyorlar. Gerçek idareci, gerçek yöneten, hakkı ve hukuku elinde tuttuğunu iddia eden. Şimdi böyle bir adama gidersiniz de kibrinden dolayı size neler yapmaz? Mektubun içinde neler var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nelerden bahsetmiş? Velhasıl kelam Abdullah bin Huzafe Kisra'ya geliyor. Huzuruna çıkıyor. Şatafatlı bir ortam. Üzerlerine oturdukları minderlerden duvarlara kadar. Halılardan giydikleri elbiseye kadar. Peki bizim Abdullah'ımızın neyi var? Diplomasidir ya Resulallah. Falanca marka elbiseyi giymezsek bu adamlar bizi dinlemez. Hele bir de hava sıcak, bir de şu güneş gözlüklerini koyduk mu bizi adam yerine koyalım demiyor kardeşler. Resulullah'ın böyle bir derdi yok. Böyle kıldan elbiselerle, bedevilerin giydiği kıyafetlerle Kisra'nın huzuruna çıkıyor. Kim takar Kisra'nın saltanatına? Abdullah bin Huzafe'nin elinden elçiler mektubu almak istiyorlar. Kisra'ya vermek için diyorlar yok. Benim peygamberim dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizzat Kisra'ya sen teslim edeceksin. Elhamdülillah. Ve bizzat Kisra'ya ellerine mektubu bırakıyor. Bakın şimdi Müslümanlar. İki rivayet var. Rivayetlerden biri Kisra mektubu açıyor, kendi okuyor. Diğer rivayette ise yanında bulunan kişilerden birini, Arapça bilenlerden birini çağırıyor, diyor ki bunu tercüme et. Mektup şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'ten sallallahu aleyhi ve sellem İran'ın büyüğü Kisra'ya. Selam hidayete tabi olanlara, hani diyelim ki bunu elçi Farsça'ya tercüme etti. Bakın Kisra bir anda mektubu şöyle tutuyor, paramparça ediyor. Paramparça ediyor. Öyle ki öfkesinden deliye dönüyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Sizce niçin? Niçin kardeşler? Daha sana hiçbir şey davet edilmedi. Bak sana daha nasihat edilmedi. Sana bir takım görevler sunulmadı. Daha besmele Allah'ın elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem İran'ın büyük Kisra diye ifadeler kullanıldı, mektuba saldırdı, paramparça etti. Niçin sizce? İran'ın büyüğü için. Yusuf abi? Kendini ilah olarak gördü. Kendini ilah. Allah'ın elçisi olduğunu. Kendisini Allah'ın elçisi olarak gördü. Beni neden sadece İran'la nispet etti? Buyur Mehmet abi. Harika, süper. Bak, Mehmet hocam dedi ki, Allah Resulü'nün ismi mektupta Kisra'dan önce geçtiğinden dolayı. Kibre bakar mısınız kardeşim? Ve aynen şu ifadeyi kullanıyor. O diyor benim kölemken diyor. Allah'a bakıyor. Resulullah'a söylüyor. O diyor benim kölemken. Köle edinmiş peygamberi. Neden? Çünkü gücü o kadar büyük ki ordularına gönderse peygamber aleyhisselamı ve ashabını köle edineceğini zannediyor. O benim diyor kölemken diyor bana böyle mi hitap ediyor diyor. Subhanallah. Kibre bakın Müslümanlar. Allah'ı inkar etmedeki en önemli faktörlerden biri kibir. Şeytanın alametidir. İblisin hastalığıdır. Ama dikkat edin yer yer bizde de zuhur ediyor kardeşler. Yahu dün seni ben yetiştirmedim be. Dün elimde daha talebeydin. Ben senin kısa pantolonla ara sokaklarda maç yaptığın günleri hatırlarım. Sen benim evladım değil misin? Senin doğumuna ben vesile oldum. Yani bana sen hakikati söyleme ha. Doğruyu bildiğini iddia edip de benim yanlışlığımı ortaya koyma. Sözleri kibrin alametidir. Hak nereden zuhur ediyorsa, hak nereden ortaya çıktıysa bize düşen teslim olmaktır. Kisra teslim olmadı. Hemen Abdullah bin Huzafe'yi dışarı çıkarttılar.
Bir rivayette diyor ki Abdullah bin Huzafe giderken bir an duraksadı. Dedi ki vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuna bu şekilde zarar verdikten sonra bana diyor ne yaparsa yapsın umurumda değil diyor. Allahu Ekber. Ona da dokunmuş. Neden? O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Huzafe'ye verdiği emanette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu parçalamaktansa benim bedenimi lime lime etseydi bundan daha iyi olurdu dercesine bir söz söylüyor. Kisra'nın sarayını terk ediyor. İzzetle girdi, şerefle çıktı elhamdülillah. Korkmadı, yalpalamadı, tereddüt etmedi. Aman Kisra özür dilerim, Peygamber aleyhisselam da hata yapmış, yerleri değiştirin demedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emanetine sadık çıktı. Sarayı terk ettikten sonra Kisra kendine geliyor. Abdullah bin Huzafe'nin huzuruna tekrar çıkarılmasını istiyor. Ama nerede ki Abdullah bin Huzafe çoktan Medine'yi yollarını aşındırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Olayları bir bir çarpıtmadan, eklemeden, çıkartmadan ne yaşadı, ne gördüyse Peygamber aleyhisselam aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duruyor, tek bir cümle söylüyor. Diyor ki Allah da onun devletini parçalasın. Allahu Ekber. Allah onun devletini parçalasın. Diyoruz ki ya Rabbi şu dua inşallah yeryüzünün müstekbirlerinin devletlerinin paramparça olmasına da vesile olsun. Allah'ım bu dua nasıl Kisralara sirayet ettiyse ki göreceğiz. Nasıl Kisralara sirayet ettiyse bugün ümmeti Muhammed'in damarlarında gezen bu fitneleri de ya Rabbi sen bertaraf et inşallah. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemiyor. Diyor ki Allah onun devletini paramparça etsin. Mülkünü, gücünü, iktidarını, saltanatını yerle bir etsin. Daha sonra Kisra, İran hükümdarı Kisra, kendisinin Yemen elçisi veya valisi olan Bazan ismindeki bir adama bir mektup yazıyor. Artık ufak ufak kafa oturmaya başladı. Ancak haddi aşmaya devam ediyor. Kibir dedik ya, Allah muhafaza insana çok büyük hatalar yapmasına sebep olur. Bazana mektup yazıyor. Diyor ki iki tane adamını Ceziretul Arab'a gönder. Arapların diyarına gönder. O adamı kimi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ağzın kurusun senin. Senin yazdığın mürekkepler kurusun. Diyor ki o adamı benim diyor yanıma getirsinler. Bazen de diyorlar ki uyanık bir siyasetçi. İyi bir adam. Onu da göreceğiz inşallah. İki tane en yakın adamını seçiyor ve onlara diyor ki bakın diyor Kisra diyor böyle bir şey emretti. Bu mektubu diyor Peygamber aleyhisselama, biz öyle söylüyoruz, Peygamber aleyhisselama bildirmeden önce şöyle biraz diyor çarşı pazarı gezin. Ortalığı bir kolaçan edin. Malumatlar toplayın. Ondan sonra gidin bu mektubu kendisine iletin. Onun tavrına göre diyor bir tavır belirleyeceğiz. Uyanık bir adam. Hemen hamasi duygularla olan nasıl sen Kisra'ya laf söyledin? Nasıl onun heybetini, izzetini, şerefini yerlerinin altına aldın? Nasıl bize bedevi bir adamı gönderdin deyip de ordular göndermiyor. Bu iki adam yola çıkıyor. Yolda giderlerken Taif bölgesinden geçiyorlar. Kureyşli müşrik tüccarlarla karşılaşıyorlar. Bu iki adam, bu iki elçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanını sorduklarında onlar Medine'ye işaret ediyorlar. Soluğu nerede alıyorlar biliyor musunuz? Mekke'de alıyorlar. Diyorlar ki müjdeler olsun size. Kisra Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi düşman etti, düşman edindi ve onu diyor yerle bir edecek. Seviniyorlar. Yahu bunlar anlamamışlar. Sokaklarında doğan güneşi görememişler. Gecelerini aydınlatan ayın farkında değiller. Nuru görmekten aciz kalmışlar. Ve bu iki elçi Medine'ye geldiğinde birkaç gün Medine'de dolaşıyorlar. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi buluyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Diyorlar ki Kisra'nın elçisi Bazan seni alıp Yemen'e, oradan da İran'a götürmemizi emrediyor. Bakın emrediyor.
eğer diyor bunu yaparsan canını diyor kurtarırsın. Yok diyor bunu yapmazsan Kisra'nın diyor orduları gelir diyor seni ve diyor arkadaşlarını darmadağın eder. Peygamber ne yapıyor sizce? Gülüyor, tebessüm ediyor. Tabiri yerindeyse alayvari gülüyor. Niye gülüyorlar biliyor musunuz? Bir rivayette şöyle geçiyor. Adamlar bunu söylüyorlar ya, bir yandan da diyorlar tir tir titriyorlar. Korkuyorlar Allah Resulü'nün heybetinden. Sahabenin izzetli duruşundan korkuyorlar. Bütün gözler bu ikisinin üzerinde. Bir tarafta Ömer, bir tarafta Ebu Bekir, bir tarafta Ali, bir tarafta Osman, bir tarafta Miktat, bir tarafta Muhire radıyallahu anhuma. Pençelerini çıkarmışlar bu iki elçiye. Adamlar diyorlar tir tir titriyorlar. Allah Resulü bunu fark edince gülüyor, tebessüm ediyor onlara. Diyorlar ki siz gidin istirahat edin. Ertesi gün gelin fikrimi size söyleyeceğim. Gelin bir dinlenin. Hani bir kafanızı dinleyin. Bir sakinleşin. Neredeyse korkudan bayılacaksınız. Ama devletler ya Kisra gönderdi ya, ondan da taviz vermiyorlar Müslümanlar. Tıpkı bugünün idarecilerin yaptığı gibi. Eller ayakları titriyor gittikleri yerlerde. Ama havalarından da asla taviz vermiyorlar. Velhasıl kelam, ertesi gün Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Kisra'nın yanına gitme konusunda hazır mısın? Çantanı hazırladın mı? Şu an kafan buna müsait mi? Yüreğin bunu kaldıracak mı dercesine hazır mısın diyorlar. Peki Peygamber aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Artık bugünden sonra Kisra ile diyor asla diyor karşılaşmayacaksınız. Allah'a ekber. Onlara söylüyor ha. Bugünden itibaren diyor asla bir daha siz Kisra'yı ne duyacaksınız ne göreceksiniz. Bana söyle ben ölüm patlar. Lan buna kesecekler beni derim herhalde ha. Canımı alacaklar, esir alacaklar beni. Söze bak. Asla Kisra'yı göremeyeceksiniz. Ne evladınızı görürsünüz, ne babanızı göreceksiniz, ne malınıza kavuşacaksınız dercesine. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki, benim diyor ilahım diyor, sizin ilahınızı diyor öldürdü diyor. Allahu Ekber. Şu saatte, şu gece vaktinde oğlu tarafından diyor Kisra öldürüldü. Şok. Şu gece, şu saatte oğlu tarafından diyor Kisra öldürüldü. Adamlar diyor ki, biz bunu Bazan'a söyleyelim ya, bizde dalga mı geçiyorsun? Gidin diyor söyleyin. Hatta onlara deyin ki, o Bazan'a deyin ki, Muhammed'in ordusu sallallahu aleyhi ve sellem, İslam orduları Kisra'nın bulunmuş olduğu bütün coğrafyalara diyor ulaşacak diyor. Allahu Ekber. Ne zaman oluyor bu biliyor musunuz Müslümanlar? Daha Arap müşrikleriyle o anlaşma yapıldıktan sonra, daha Müslümanlar Mescid-i Haram'a gidemiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muhammed'in ordusu, İslam orduları Kisra'nın ele geçirdiği, nefes aldığı, yürüdüğü her toprağı diyor ele geçirecek diyor. Müjdeye bakın. Ve ona diyor bildirin kime? Bazan'a. Eğer bana iman eder, itaat ederse de onu da diyor Yemen'e diyor vali seçeceğim. Subhanallah. Adamlar diyorlar ki tamam diyorlar biz çıkıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıyorlar. Bazan'ın yanına geliyorlar. Yemen'e geliyorlar. Bazan'a olayı anlatıyorlar. Bakın dedi ki adam akıllı bir siyasetçi. Bazan'a mevzuyu anlatıyorlar. Bazan diyor ki durun diyor acele etmeyin diyor. Eğer diyor söylediğinde haklısa bu kesinlikle diyor bir peygamberdir. Kesinlikle bir peygamberdir. Eğer yalan söylüyorsa hani bizi oyaladıysa sizi kandırdıysa bekleyelim diyor ona göre tavrımızı belirleriz deyince Kisra'nın oğlu Şireveyh Bazan'a bir mektup gönderiyor. Diyor ki ben diyor Kisra'yı öldürdüm. Onu diyor sırf halkına diyor zulmettiğinden, kadınlara diyor saldırttığından ve insanların mallarına el koyduğundan dolayı onu öldürdüm. Ve diyor Yemen insanlarına söyle, Yemen halkına söyle bundan sonra diyor bana itaat etsinler. Bazen bir anda mektubu alıyor, atıyor yere. Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor bu andan itibaren diyor ben Muhammed'in dinine diyor tabi oldum. Allahu Ekber. Peygamber aleyhisselamı görmeden, beraber oturmadan iman eden insanların arasında nadir kişilerden biridir Bazan. Peygamber aleyhisselam da sözünü tutuyor, Yemen'e onu vali olarak tayin ediyor. Allah Resulü'nü hiç görmemiş. Resulullah da onu görmemiş. Allah Resulü ile beraber oturmamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip edememiş. Ama oraya kim gitmiş?
Muaz bin Cebel radıyallahu anh gibi davetçi alimler gitmiş. İbn Abbas gibi insanlar oraya Allah'ın dinini ishar etmek, insanlara öğretmek için gitmişler. Ondan sonra Peygamber aleyhisselam demiş ki iman Yemen'dedir, fıkıh Yemen'dedir, adab, ahlak, ahkam Yemen'dedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen ehlini övecek sözler söylemiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve bazen iman ettikten kısa bir süre sonra hastalanıyor, hasta yatağında vefat ediyor. Akabinde de kardeşlerim oğlu başa geçtikten sonra fitneler çıkıyor. Onu da öldürüp Yemen'i tekrar ele geçiriyorlar. Buraya girmiyoruz artık. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Muhammed'in ordusu, İslam orduları sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın hakim olduğu bütün topraklara yayılacak. Bizim gözlerimiz buna şahit olmadı ama kulaklarımız bunu duydu değil mi? Biz bunu hissedemedik ama biz bunu kitaplarda okuduk değil mi? İran'ın askerleri nerede nefes alıyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun atları oralara girdiler elhamdülillah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beyaz Saray diyor. Beyaz Saray fethedilecek. Elhamdülillah İran'ın merkezi Beyaz Saray düştü. Müslümanların eline geçti. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Dua ediyoruz nice Beyaz Saraylar. Şu an yeryüzünde müstekbirliğin merkezi olan Beyaz Saraylar Rusya'sından Amerika'sına varıncaya kadar her biri ümmetin Muhammed'in ellerine düşsün ve izzet ve şereflerini kaybetsinler inşallah. Bu Abdullah bin Huzafe'nin İslam için, Müslümanlar için göstermiş olduğu fedakarlıklardan biri. İkincisini de aktaralım. Allah nasip ederse burada programımızı bitirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder. Dururlar mı? Bu saatten sonra ticaret? Asla yok. Cenk, cihat ve şehadet söylemleriyle dünyanın her tarafını karışlarlar. Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh Bizans'ın kapılarına dayanırlar ve Bizans'ın askerlerine esir düşerler. Abdullah bin Huzafe ve 80 tane kişi, 80 Müslüman. Kayser, Bizans'ın hükümdarı Kayser, sahabelerle alakalı ulvi hikayeler duymuş. Sahabenin peygambere itaatini, peygamberi önemsemesini, peygamberi korumasını, bununla alakalı muazzam şeyler duymuş, merak ediyor adam. Acaba bunlar insan mıdır, melek midir? Cinlerden midir, başka varlıklardan mıdır? Çünkü olağanüstü bir ahlak bahsediliyor. Hristiyanlıkta da ne var? Bir Allah inancı var. Ortak da koşsalar bir Allah'a inanıyorlar. Bir peygamber inançları var. Bir ahiret inançları var. Bir ölüm inançları var. Hesaba çekilme inançları var. Tabii ki bu anlatılan şeyler, kıssalar onlarda merak uyandırıyor. 80 tane esirle beraber Abdullah bin Huzafe Kayser'in önüne getiriliyor. Diyorlar ki ey Efendimiz şu adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in biz söylüyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en önemli adamlarından biri. İlk ona itaat eden, ona iman edenlerden biri deyince Kayser hemen Bizans hükümdarı Abdullah bin Huzafe'yi yanına çeker, onu taltif eder ve kendisine bir talepte bulunur. Eğer dinini terk eder, Hristiyanlığa geçersen seni İkramlara boğar, arkasından da diyor serbest bırakırım. Allahu Ekber. Can boğaza dayanmış. Ruhsat da olabilir. Ölüm tehlikesi zaten kapısının ucunda. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh hiç tereddüt etmiyor. Asla diyor. Ben diyor dinimi terk etmektense 1000 tane canımın diyor olup da diyor öldürülmeyi tercih ederim diyor. 1000 tane canım olsa. Siz her birini esir alsanız, Kisralar esir alsa, Kayserler esir alsa, yeryüzünün melikleri beni esir alsalar, derilerimi yüzseler, etlerimi paramparça etseler, saçlarımı yolsalar, beni yaksalar, vallahi diyor dinimden dönmeyeceğim. Adam biraz daha duruyor, diyor ki ey adam diyor sen diyor çok zeki bir kişisin. Peki diyor sana ikinci bir teklifte bulunayım. Seni diyor kızımla evlendireyim. Sonra da diyorum mülkümün yarısına seni ortak edeyim. Yani düşünün Bizans kralını. Bir tarafta kızı. Şunu düşünebilir. Benim düşeceğim gafletteki gibi. Ehli kitapla evlenmek caizdir. Mülkünde yarısı. Oh kebap.
diyebilir. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an diyor ki vallahi değil diyor senin. Senin dışındakilerin, bakın Arap veya Acem, senin dışında ne kadar mal, mülk varsa hepsini diyor önüme koysan ben diyor senin dinine geçmem diyor. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an böyle cevap verince Kayser dönüyor. Diyor ki o zaman diyor seni öldüreceğiz diyor. Ya sen hiçbir açık kapı bırakmadın. Babamın oğluna tabir edilirse yapmayacağım teklifleri sana yaptım dercesine seni diyor öldüreceğiz. O da diyor ki ben diyor ölüme diyor razıyım. Daha sonra kendisini bir çarmıha geriyorlar Müslümanlar. Çarmıha geriyorlar. Yanındaki askerlerine Rumca onun diyor ellerine, ellerinin bulunduğu tarafa, ayaklarının diyor bulunduğu tarafa ona değmeyecek şekilde atın diyor. Korkutun onu. Ürkütün onu. Korkmaz mısınız Müslümanlar? Adamın biri gelmiş ikide bir ok atıyor size. Elinize isabet ettirmeye çalışıyor. Ayağınıza isabet ettirmeye çalışıyor. Kafanızın yanından geçiyor. İstese 12'den vuracak. Ölmekten daha beter bir hal. Diyor ki onu korkutun ama diyor ona telkin vermeye devam edin. Sürekli Hristiyanlığı telkin edin. Hristiyanlığa geçmesi için onu tabir yerindeyse zorlayın. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh'ı ne kadar zorlasalar iman etmeyeceğini, İslam'dan geri durmayacağını söyleyince Abdullah bin Huzafe'yi kardeşler çarmıktan indiriyorlar. Önüne bir kazanlar konuluyor, ateşler yakılıyor. İçine yağlar konulduktan sonra artık o yağlar fokurdamaya başlıyor. İki tane esir Müslüman getiriliyor. Onlardan bir tanesini onun içine atıyorlar. Öyle ki rivayette kemiklerinden diyor başka hiçbir şey kalmadı. Bir anda derisi, sinirleri ne varsa eridi gitti. Düşünsenize bir kardeşiniz. Hani sizi atsalar belki dersiniz ki ben bunu kaldırırım. Zaten imanım beni bu kazanın dibine kadar getirmiş. Ama bir kardeşiniz. Ya ben Hristiyanlığı tercih etsem bari kardeşlerimin canı yanmasa şeytan vesvese veriyor. Vermeyecek mi kardeşler? Abdullah bin Huzafe'ye döndü dedi ki şimdi Hristiyanlığa geçmeyecek misin? Dedi ki vallahi dedi geçmeyeceğim. O zaman dedi seni kazana atarız. Dedi ki atın. İşte tam o kazana atma mevzusu dönerken Abdullah bin Huzafe ağlamaya başlıyor. Allahu Ekber. Yufka yürekli adam ya değil mi? Kardeşinin ölümüne şahit oldu, şehadetine şahit oldu. Şimdi kendi canı öyle gidecek, paramparça olacak. Yufka yürekli adam başladı ağlamaya. Öyle mi sizce? Daha sonra Kayser'e haber geliyor. Diyorlar ki bu adam ağlamaya başladı. Dedi ki bekleyin geliyorum. Umudu var halen. Ne olmasını istiyor? Hristiyan olmasını istiyor. Peki sebep ne? Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde adamlarından biri, en yakın şahsiyetlerden ve arkadaşlarından biri Müslümanlığı bırakır Hristiyanlığa geçerse büyük bir propaganda. Büyük bir propaganda. Gördünüz mü ey Hristiyan alemi? Dinimiz ne kadar da doğru. Muhammed'e iman ettiğini söyleyen, daha sonra da o dinden dönüp de bizim dinimize teslim olmuş Abdullah bin Huzafe'yi hep beraber selamlıyoruz deme şerefini bir türlü bulamıyor. Adamın derdi bu. Reklam yapacak tabir yerindeyse. Kendi ordusunun gücüne güç katmaya çalışacak. Kalplerini sebat etmesini sağlayacak. Ancak Abdullah bin Huzafe kazanın başında ağlarken Kayser diyor ki ne oldu diyor bu ifadeyi bir söyle ne oldu diyor Abdullah diyor ölümden mi korktun diyor. Hristiyanlığı diyor tercih et seni diyor serbest bırakayım. Abdullah bin Huzafe diyor ki asla diyor ben diyor imanımdan dönmeyeceğim. Ya arkadaş kaşınıyor musun ya? Adama demezler mi öyle ya niye ağlıyorsun o zaman? Çünkü onlar korkularından ağlayan, korkularından dolayı rücu edenlere şahit olmuşlar ya. Abdullah bin Huzafe diyor ki benim diyor bir canım var. Dikkat edin Müslümanlar. Benim dedi tek bir canım var. Sen diyor beni bu kazana attığın an bitti. Bu can bitti. Allah'ın dinine hizmet edemeyecek. Başka canlarım yok ki Allah yolunda ölsün. Binlerce canımın olması, saçlarım adedince canımın olmasını ve Allah yolunda her birinin feda olmasını isterim dedi. Allahu Ekber. Müslümanlar böyle adamlara küfreden insanın dini korusun demezsek yanlış bir söz mü söylemiş oluruz? Hatta başka bir rivayette deniyor ki Kayser bunu bir
hapsin içerisine atıyor. Günlerce aç susuz bırakıyorlar Abdullah'ı. Daha sonra odasına, hapishanenin içerisine domuz eti koyuyorlar, şarap koyuyorlar. Hani onun yemesini ve içmesini istiyorlar. Bak düşün Müslümanlar. Küfür bunu her zaman yaptı. Halen yapmaya devam ediyor. Ey gençler, vallahi 100 sene sonra da yaşasanız küfür sizin imanınızı çalmak için en büyük silahlarını kullandığı gibi en büyük tavizlerini de kullanacak. Sizi elde etmek için makamlar kullanacak. Mevkiler kullanacak. Kadınları önlerinize koyacaklar. Yeter ki siz imanınızdan ayrılın da falancaların yaşadığı gibi bir hayata sürüklenin. Yeter ki şu sokaklarda Müslümanca yürümeyin. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğinizi bildirmeyin. Susun, secdeye kapanmayın. Hristiyan alemindeki gençler gibi olun, bizden olun, derecesine size tekliflerde bulunacaklar. Abdullah bin Huzafe diyor ki radıyallahu anh, o sıra Kayser içeri giriyor. Diyor ki yememişsindir sana verdiğimiz domuz etlerini, şarabı içmemişsin. Diyor ki vallahi de dinim diyor bu konuda beni diyor muhayyer bırakmıştır. Fıkıhta biliyorlar değil mi abi? İmam Nevevi bir sözünde öyle diyor. Hani onların diyor onlara dil uzatanları büyük bir günahtır. Zira diyor onlar müştehittirler. İçtihat sahibi insanlardır. Diyor ki dinim diyor beni bu konuda muhayyer bıraktı. Ruhsatımdan dolayı diyor yeme ve içme konusunda serbestim. Ama diyor senin sevinmemen için açlığı ve susuzluğu diyor göze alıyorum diyor. Seni sevindirmeyeceğim. Seni mutlu etmeyeceğim. Ertesi gün gazetelerde ifşa edilmek istemiyorum. Muhammed'in bir arkadaşı vardı. Ana sert duran adamlar, kaba duran adamlar, izzetli adamlar, şerefli adamlar, hikayeleri ve kıssaları çocukların dillerinde dolanan adamlar var ya. Hepsi fos çıktı. Bak gördünüz mü? Bir açlıkta hemen domuz eti yemeye başladılar. Yeri geldiği zaman yemeyeceğiz kardeşler. Taviz vermeyeceğiz. Ruhsatın kapısına dayanmayacağız. Zorluğu tercih edeceğiz. Şeytan ve dostları sevinmesin diye. İblisin avaneleri mutlu olmasınlar diye. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım. Osmanlı İslam Devleti yıkıldıktan sonra burada ilk güzellik salonu, ilk güzellik yarışması kuruldu değil mi? Şu toprakların Anadolu insanının belki en kötü, en çirkin kadınını, dünyanın en güzel kadını seçtiler. Ama ne dediler kendileri aralarında? O iffetin, izzetin, şerefin sahibi beldelerin içerisinden dedi biz böyle bir kadın çıkarttık Allahu Ekber. Başörtülerinden sıyırttık onları. Elbiselerini çıkarttık. Çırıl çıplak sokaklara verdik. Adam bunu istiyor Müslüman bunu. Senin altının batsın, petrolün batsın. Adamın derdi bu değil. İslam beldeleri içerisinde pır tesettüre bürünmüş kızların çırılçıplak sokaklarda dolanmasını istiyor. Milyonlarca dolar harcıyorlar bunun için. Trilyonlarını harcıyorlar. Afganistan'da ne adları var? Altınlara mı göz diktiler? Gümüşlere mi göz diktiler? Yoksa iffet sahibi kadınların burkalarına mı göz diktiler? Şeref sahibi adamların üzerlerindeki giydiği elbiselere mi göz diktiler? Niye onlar soyunmuyorlar? Niye deniz kenarlarında çırılçıplak yüzmüyorlar? Niye harama bulaşmıyorlar? Ondan dolayı en gelişmiş silahlarını onların üzerine doğrulttular. Uçaklar onların semalarında halen dolanıyor. An dahi rahat bırakmıyorlar. Yeter ki İslam ümmeti taviz versin. Bugün bunu kutlamıyorlar mı? Bakın inadımızdan dolayı değil. Bunların sevinmemeleri adına gayret göstermeye devam edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Onlar yıkacaklar bizi inşa edeceğiz. Onlar soyacaklar biz giydireceğiz. Onlar aç bırakacak biz doyuracağız. Allah'ın izniyle bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Delireceğiz, sapıtacağız, aklımızı yitireceğiz. Mecnun gibi sokaklarda dolanacağız. Ama onların dinine girmemek, onların anlayışına teslim olmamak, onların yüzünü güldürmemek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Allah'ın izniyle kardeşlerim. O yüzden ilim talebeleri yorulacaksınız, çok yorulacaksınız. Bu sokaklar sizi bekliyor. İnsanlar sizi bekliyor, gençler sizi bekliyor, Zeyd bin Amr gibi Allah'ı arayıp da bulamayanlar sizi bekliyor. Çok işiniz var. Zengin tüccarlar çok işiniz var. Küfrün sermayelerini hortum hortum akıttığı bu devirde Müslüman gençlerin gözleri harama kaysın diye. Şu an arama sitelerine girin, en fazla belden aşağı siteleri görürsünüz. En fazla onlardır. Niçin? Bir taraftan çok para kazanıyorlar. O mu?
Yoksa insanlığın bütün ahlakı o tarafta toplansın da bozulsunlar diyemem. Bütün paralarını oraya aktarıyorlar. Ne elde edecekler? Neyi kazanacaklar? Allah'tan ve Resulünden gafil, uzak kalmış bir neslin inşası için uğraşıyorlar. O yüzden tüccarların çok büyük sermayelerini ortaya koymaya ihtiyaçları var. Onların da ihtiyacı var, bu dinin de ihtiyacı var. Allah'ın ihtiyacı yok elhamdülillah. Ama eğer bugün küfrün oyunlarının bozulması için kalbin atıyor, zihnin yoruluyorsa bunu yapmakla mükellefsin. Eşine dair, çocuğuna dair. Ama bu ümmeti Muhammed'in gençlerinin elimizden kaybolmaması için yapılacak harcamalara da para ayırmak zorundasın. Sahabenin yaptığı gibi ister yatağını satarsın, Allah Resulü Aleyhisselam'ın önüne koyarsın. Dersin ki ya Resulallah, benim sadece Allah yolunda infak edeceğim bir yatağım, bir yastığım vardı. Hanımımla artık bunda yatmaktan vazgeçtim. Toprağın üzerine yatacağım ama ümmet toprağa girmeyecek diyeceksiniz veya diyeceğiz. Ya da hep beraber ümmeti Muhammed'in düşeceği zillet tablosunu beraber seyredeceğiz. Sana da hayıflayacağız. Ah İsrailoğullar, ah. Ne kefaze adamlarsınız siz diye başlayacağız. Ah İngilizler, ah. Paramparça olasınız diye ağlayacağız. Ah ah diye ah çekeceğiz de gözümüzün önünde, fidanlarımızın üstünde insanlar eze eze, eze eze geçecekler. Geçiyorlar. Allah için ne olur söylüyorum, gözlerimizi açalım, zihnimizi açalım, kalbimizi açalım. Dünyamızı düşündüğümüz kadar, bakın ahireti kastetmiyorum, ahireti söylemiyorum. Dünyamızı düşündüğümüz kadar şu dünyanın en güzel süsleri olan şu evlatların salih ve salihalar yetişmesi için de kafamızı yoracağız. Ne olur Müslümanlar, Allah için kardeşiniz olarak yalvarıyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sesleniyorum. Allah bizi uyandırsın Müslümanlar. Her geçen gün neslimiz kaçıyor ellerimizden. İddia etmiyorum, 10 yıl sonra kendilerini davet edecek gençler bulamayacağız. Hani dedi ki İslamofobi. Avrupa'da yaşanıyor. Ya bizim ülkemizde yok. Ne İslamofobisiymiş, hobisiymiş. Avrupa'nın bir şey değil. Yarın bu sokaklarda sakallar diyor. Ama sakallara bak. Ulan bunlar balta da vardır bunların ellerinde. Bunların elinde jilet vardır, bizi paramparça ederler. Aa kadına bak, çarşaflı, acaba içinde molotof kokteyli mi saklıyor diye. Gençler bu sokaklarda senin gencin dolaşacak. Ben Abdullah'a üzülüyorum. Emir gibi gençlere üzülüyorum. Yarın bunların nerelere evrileceğini vallahi ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Benim de takatim bitti. Senin de takatim bitti. Elimizi birbirimize bağlamadığımız müddetçe gidecekler. Elimizden gidecekler. Ağ gittiği gibi. Gidiyor, ben çocuğuma güvenemiyorum. Akıbetine güvenemiyorum. Yarın dininin, diyanetinin nereye evrileceğine güvenemiyorum. Koruyamıyorum. Gücüm yetmiyor Müslüman. Ah itiraf ediyorum, gücüm yetmiyor. Elimizi birleştirmezsek, ümmet olmazsak, cemaat olmazsak, şu sokakta tek vücut görünmezsek, her geçen gün gençlerimizi yitireceğiz. Her geçen gün yitireceğiz. Arkalarından yas tutacağız. Allah muhafaza. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh dedi ki seni sevindirmeyeceğim. O domuzun etini yemek bana mübahtır. Toklumu sadece bastırmak için, boğazımı ıslatsın diye şarabı içmek bana mübahtır. Ama sen mutlu olmayacaksın Kayser. Seni mutlu etmeyeceğim. O yüzden dedi yemeyeceğim bir rivayette. İşte en son bakıyor ki adam, karşısındaki de çetin ceviz çıkıyor. Asla taviz vermiyor. Peki diyor, o zaman senden bir şey istiyorum. Bunu yap diyor, seni diyor serbest bırakacağım. Söz diyor. Ne diyor? Diyor ki benim diyor başımdan öp. Benim diyor başımdan öp. Sonra diyor seni serbest bırakacağım. Yok diyor. Bütün esirleri bırakman kaydı şartıyla diyor seni başımdan öperim. Yani şunu diyecek, hiçbir şey yaptıramadık ama başımızı da öptürdük. Yani öyle şeyde geçirmiyor yani. Sen başın şeref yeri olduğunu biliyorsun ama o şeref sende yok ya. O izzet sende yok ya. O mübarek adamın dudaklarıyla inşallah cehennem ateşi belki oraya değmez yani. O izzet onda var, sende yok yani. O izzetinden ve şerefinden hiçbir şey kaybetmedi elhamdülillah.
Dedi ki Abdullah bin Huzafe, ya dedi ki bu adam dedi kafir bir adam. Bunun diyor başını öpsem kardeşlerimi diyor kurtaracağım. Kendi kendine muhasebe yapıyor. Yediremiyor. Bak şimdi bir taraftan onuruna da gel dokunuyor yani. Dese ki seni öldüreceğim. Vallahi diyecek ki öldür beni. Hatta bana mıkla ne yapıyorsan yap. Ama şimdi kardeşler dedi. Kadın var belki orada. Çocuk var. Az önce diri diri yağın içine atılan mücahit Müslümanı gördü. Dedi ki tamam ben senin alnından öpeceğim. Ama dedi bütün kardeşlerimi salacaksın dedi. Tamam dedi adam. Hakikaten de öptü. Adam da Kayseri'de Abdullah bin Huzafe ve diğer esirleri serbest bıraktı. Başka bir rivayette kendilerine izzet-i ikramda da bulundu. Hediyeler verdi, hizmetliler verdi. Yani Allah Resulü'nün, Hazreti Ömer'in yanına onlarla beraber gittiğiyle alakalı rivayetler var. Şimdi tabi bu söylenti başladı. Şimdi bizde olsa nasıl olurdu bilmiyorum. Ya girdim mi Abdullah da iki tane dayanamadı. İki tokatta hemen gitti adamın kafayı öptü. Ne çektiğini bilmiyor da. Bu suizan meselesi var ya bizde. Biz olsak öyle yapardık. Onlar nasıl yaptı? Hazreti Ömer radıyallahu an hutbeye çıktı. Dedi ki kardeşiniz Abdullah bin Huzafe gitti dedi. Kayseri'nin başını öptü. Mücahitleri, Müslüman esirleri dedi kurtardı. Şimdi dedi hepimizin dedi onun kafasını tabirinde öpmek bizim üzerimize dedi vacip oldu. Hutbeden indi. İlk Abdullah bin Huzafe'nin alnını Hazreti Ömer radıyallahu anh öptü. Allah'a emanet. Abdullah bin Huzafe'nin alnını Hazreti Ömer radıyallahu anh öptü. Bu da nedir? Yani küçük bir zararı göze alarak büyük bir hayrı ne yapabiliriz? Devşirebiliriz. Kaidesini ne yaptı? Ortaya çıkarttı. Allah Azze ve Celle Abdullah bin Huzafe'den aynı zamanda o yolda müşehit olup Rabbine kavuşmuş kardeşlerinden razı olsun. Belki ileriki konularda değineceğiz kardeşler ama çünkü sahabe hayatını incelemeye devam edeceğiz. Ama şunu kesinlikle bilelim. Bu din bizden fedakarlık istiyor. Bu din cefa çekmemizi istiyor. Karşılığını sizin göreceğiniz dünyadayken değil ama karşılığı dünyada da yaşanacak bir bedelleri istiyor. Sahabe bu bedeli ödedi. Kisra'nın kapılarını, Kayseri'nin kapılarını zorladılar. İslam oralara hakim oldu elhamdülillah. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselam ahir zaman ümmetini, kıyamete yakın gelecek olan ümmeti de tekrar Kisra'ların, Kayserlerin saltanatlarının çökmesiyle müjdeliyor. Ama bunun için de ümmeti Muhammed bir bedel ödeyecek. Ümmeti Muhammed fedakarlık yapmaya devam edecek. Ümmeti Muhammed acı çekecek. Ama şu yeryüzünde büyük bir hayır ortaya çıkacak. Allah Azze ve Celle bizi bu dinin hizmet etmek için fedakarlık gösteren kulların arasına alsın. Günahlarımızı affetsin, kusurlarımızı bağışlasın. Şu an yeryüzünün değişik yerlerinde ümmeti Muhammed'in kanayan yaralarını dindirsin. Acılarını ortadan kaldırsın. Müslümanlara en kısa zamanda büyük fetihlerin kapılarının açılmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavat.